İleride toplu taşımaya 3 ayda ikinci zam gündemde. İstanbul'da halk otobüsü işletmecileri %50 zam isterken minibüsçüler en kısa mesafenin 5 lira olmasını talep ediyor. İki çalışan ve iki öğrencinin olduğu ailenin şehir içi ulaşım maliyeti toplam 1500 liraya buluyor. Hemen yanında halkın cebine köprü kurdular diyor. Bakalım neymiş? Hazırlık aşaması 10 yıl, yapımı 4 yıl süren 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Yap işlet devret modeliyle yapılan köprüyü Limak ile Güney Kore merkezi o firmalar yaptı diyor. Şirketlere günlük olarak 45 bin araç geçme garantisi verildi. Bu rakama ulaşılmadığı takdirde farkı hazine ödeyecek. Osman Gazi Köprüsü dahil hiçbir projenin garanti rakamlarına ulaşamaması yeni bir kara delik oluştu yorumlarına neden oldu diyor. Bu da meselenin ekonomik ve finansal modeliyle ilgili bir haber. Maliye ve Hazine Bakanı Nebati Fransa ve İngiltere'de her zaman gittiğindeki gibi siyasetin gündemi oldu. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Biz hukuk devleti değiliz diyor. Para varsa kanun yok, kural yok, hukuk yok, norm yok diyor. Türkiye'de demokrasi yok. Tek adam rejimi var diyor. Alaşağı diyor bu arada. Bunu biz desek bunlar darbe yapacak der Erdoğan. Güler misin ağlar mısın? Ya bu yüzden zaten Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Her şey alaşağı edildiği için devletin kurallarını tanımayız diyen bakan tarafından bu ülkenin hazinesi ve maliyesi yönetiliyor. Nurettin Nebati'nin Fransa'da yabancı yatırımcılara bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var sözleriyle yaptığı çağrı tepkilerin odağında. Muhalefet tek adam çıkışıyla hukuk vurgusuyla yüklendi Hazine ve Maliye Bakanı'na. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Böyle demesen keşke. Bizde demokrasi var diyebilsen ve buna Avrupalıları inandırsan para gelir. Ama bizde tek adam var dersen getirmez. Ey Nebati, bunu öğren. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. İtiraf ediyor. Diktatörlüğü itiraf ediyor. Tek adam dönemini itiraf ediyor. Normal şartlarda istifa etmesi gerekir. Liyakatlı bir bakanın görevi üstlenmesi gerekir. Kural bazlı bir yönetim yok. Kendi bürokrasimize de zaten güvenmiyoruz. Böyle bir anlayış olamaz. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yatırımcılara mal ve can güvenliğiniz garanti altında da dedi. Ama bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var sözlerine muhalefet tepki gösterirken bakanın açıklamalarının sabahında bürokraside kritik konumdaki iki isim TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.